Evet, merhaba arkadaşlar. Dereyağı yapımı göstereceğim size. Ben bunu yoğurt mayaladığım zaman üzerine çıkan kaymakları alıp buzlukta biriktiriyorum. Ondan sonra da bunları plastik bidonda çalkalayarak yağ yapıyorum. Şimdi bunu böyle topluyorum. Ondan sonra yıkayacağım. Aşama aşama size göstereceğim. Şöyle aşama aşama size göstereceğim. Bunu da tam dengeli yapacaksınız. Birazcık sıcak suyum fazla oldu. Azıcık sıcak su koymuştum ona. O da birazcık eridir gibi yaptı ya. Şimdi soğutup onu tekrar donacak. Şöyle çok cıvık gibi oldu bak. Ben sütçüden alıyorum, köyden getir diyorum. O inekleri bakanlardan da Allah razı olsun. Onlar olmasa bu güzelliklere de ulaşamayız. Evet arkadaşlar, buna böyle soğuk su koyacağız. Bunun nasıl diyeyim, ayranı. Yani ayranlı suyu çıkana kadar bunu yıkamamız gerekiyor. Eğer yıkamazsak bu sefer yağ yaktığımızda yanar. Yani yağ eritmeye kalktığımızda tavada yanarak erir. Bir de durdukça koku yapar. O yüzden bunu güzelce yıkayacağız. Ayranlı suyu çıkana kadar. Ben her zaman diyorum ya, köy çocuğuyum. Köyde ineklerimiz vardı. Çok yapmışlığım var bunları. Şimdi bir de bana ana gibi oluyor. Yani o günlere özlem. Bunun suyu çıkıp durulana kadar yıkamamız gerekiyor böyle. Evet arkadaşlar, suyu durulana kadar bunu böyle böyle yapıyoruz kaşıkla, aralarındaki ayranlı sular çıksın diye. Ve şöyle şöyle. Suyu durulmaya başladı. Yağ olduğu için üzeri yağlı görünüyor. Böyle. Yıkadığım suyları da böyle döktüm buraya. Şimdi bunu kullanacağım kadarıyla kaplara koyacağım. Biri bitince birini alacağım. Yine buzlukta saklayacağım. Çünkü uzun ömürlü olsun diye. Arkadaşlar, bunu tencerede yıkamam bir amacı daha var. Dereyağı kenarlara bakınız. Yapışıyor. Yapıştığı için, yani onu da ziyan etmemek için yağ bundan aldıktan sonra onda da çorba yapabilirim. Eritip bir yere dökebilirim. Yani hiçbir şeyi ziyan etmemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, yıkarken de buzlu sulan yıkarsanız, yani birazcık çıvıktı dedim ya, bak hemen topladı kendini. Şöyle buzlu suyla yıkadığınız zaman bak ne kadar katılaşmaya başladı. Bunu şimdi küçük küçük parçalara ayıracağız. Ve dolaba atacağım. İnsan ne yediğini de biliyor. O kadar lezzetli bir dereyağı oluyor ki. Yani çok güzel yemeklere, pilava, makarnaya, her şeye kullan, yumurtaya. Evet arkadaşlar, şöyle parçalara ayırarak buzluğa koyacağım. Bittikçe alıp alıp kullanacağım. Eğer evde yoğurt mayalıyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Hoşça kalın.